Ben Profesör Doktor Mehmet Asgüler. Bu coğrafyada doğdum, büyüdüm ve yine kısmet olursa burada ölmek isterim. Ancak ailemden aldığım onur ve doğru bildiğimden şaşmayarak gömülmek isterim. Bugün burada bu toplantıyı düzenliyor olmamızın ilk sebebi ise bana şantaj yapan, tehdit eden, canlı canlı gömmeye çalışanlar hot demeyen demektir. Devlet kurumlarında görev alan üst düzey yöneticileri para ile satın alamayanlar artık şantaj ile istediklerini yapmaya çalışmaktadırlar. Kakadece devleti üzerinde kimse yoktur ve olamaz. Bu devletin yasaları ve hukukun üzerine hiçbir şahıs çıkamaz. Devlet yönetiminde bazı zafiyetler ya da siyaseten çalkantılar olabilir. Ancak tüm bunlar devlet olgusunun altında yönetimsel çözüm metotları ile çözümlenebilir. Maalesef bugün bunu göz ardı edenler, kendilerini devletin üzerinde görmeye çalışanlar artık kaka deceği için topyekun bir tehdit oluşturmaktadır. Bu basın toplantımızın bir amacı da tüm bu hukuksuzlukları, şantajları deşifre etmek ve asla boyun eğmeyeceğimizi ilan etmektir. Bilinmelidir ki uzun zamandır gündemde olan ve aslında kamuoyunun da çok yakın takip ettiği Yüksek Öğrenim ve Akreditasyon Kurumu'nda yaşananlar bireysel çatışmaların ürünü değil, farklı güç odaklarının kendilerini devletin üzerinde görmesiyle oluşan her kurumu çıkarları yönünde istedikleri gibi idare edeceklerini sanan anlayışların bir sonucudur. Yakın geçmişte YÖDAK'ın dinlendiği, toplantılarının Yakın Doğu Üniversitesi'ne sızdırıldığı haberleri basında yer almıştı. Hepiniz hatırlayacaksınız. Bazıları bizi o günlerde paranoyak olarak bile görmüştü. Ama üzülerek gördü ki haklılığımız belgelendi. YÖDAK Başkanı Sayın Hüseyin Gökçekuş'un hukuksuzluklarını görmezden gelenlerin de bugün söyleyeceklerimi daha dikkatli dinlemelerini istiyorum. Değerli basın mensupları ve saygıdeğer Kakadeci kamuoyu, görev aldığım YÖDAK'ta ahlaksızca tekliflerle gelenler tekliflerini kabul etmeyince şantaja başlamıştır. YDÜ yöneticilerinden aynı zamanda 26 yıldır tanıdığım, bildiğim, dostum olan Sayın Murat Tüzünkan maalesef kişisel münasebetlerimizi Yakın Doğu Üniversitesi patronlarının menfi çıkarları için kullanmaya çalışmıştır. Kendisi son günlerde defaatle beni arayarak hukuk huzurundaki bir konu olan Girne Üniversitesi programlarını görüşmemiz ve hukuk dışı davranmamı istemiş. Öncelikle bana YÖDAK'ta görev süren bittiğinde dekanlık ve ardından eşim için de iş teklifi yapmıştır. Teklifleri burada saymaya gerek yok. Başka teklifler de yapılmıştır. Dile bizden ne dilersen modunda konuşmalar yapıldı. Bunları biz de kapı kapı dolaşıp anlatalım mı? 27 Nisan tarihinde yaptık bu konuşmaları. Bu çirkin teklifi reddetmemin sonucunda kendisiyle yaptığım bir başka telefon görüşmesini kaydederek YDÜ sahiplerine vermiştir. Söz konusu telefon kaydında da onurlu duruşuma leke sürecek en ufak bir söylemim olmamıştır. Ancak dostane bir görüşmede geçen diyaloglarında yer alan bazı kelimeleri seçerek YouTube'a atarız ve bunları herkes dinler şantajında bulunan Sayın YDÜ patronlarına ve yöneticilerine buradan tekrar hot yamaydan demek istiyorum. Kıymetli misafirler, unutulmamalıdır ki bu olay sadece bir örnektir. Peki ya devletin diğer üst düzey makamlarında görev yapanlara da bu tip şantajlar yapıldı mı? Boyun eğen var mı? Artık onlar da konuşmalıdırlar. Çünkü kral çıplaktır. Esas olan önce halkın ve kişisel vicdanımızın, sonra Allah'ın huzurunda hesap verebilmektir. Basın toplantısının bitiminde avukatım Sayın Asena ile hem savcılığa hem polis müdürlüğüne söz konusu şantaj ile ilgili suç duyurusunda bulunacağımı belirtmek istiyorum. Bilinmelidir ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kakadeci'de onurlu insanlar vardır ve bu onur her türlü kirliliği yenecektir. Katılımlarınız için teşekkür ederim.